Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız gibi bu video biraz daha miniklere hitap ediyor. Yani okul öncesi veya 1-2-3. Sınıftaki çocuklara hitap eden bir video olacak. Eğer küçük kardeşiniz, yeğeniniz, kuzeniniz varsa ona yapabilirsiniz sevimli kumbaralardan. Ve ayrıca onlara da tasarrufu, tutumlu olmayı böyle eğlenceli bir yoldan öğretebilirsiniz. Ben rulokat kutusu kullandım. Siz isterseniz Pringles kutuları kullanabilirsiniz veya kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde kutu da kullanabilirsiniz. Ama birazcık derin olması gerekiyor. Yüksek ve derin, şöyle yaklaşık şöyle olsa iyi olur. Çünkü biliyorsunuz paranın içine sığması gerekiyor. O yönden iyi olur. Tasarıma geçmeden önce bir kanal önerisinde bulunacağım. Tuğba'nın Dünyası. Linki açıklama kısmında ve videoda yer almaktadır. Oradan istediğiniz yerden tıklayıp abone olabilirsiniz. Ayrıca bu kanalın sahibi Tuğba'ya selamlarımı gönderiyorum. Bir de Dilara Hantu'ya da selamlarımı gönderiyorum. Bir de takipçilerimden biri fan sayfası açmış bana Instagram'da. Selam Bilgili Fan diye. Buradan da ona çok sevgilerimi gönderiyorum. Öpücüklerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Rojda'cığım. Rojda Uçar açmış. Ve gördüğüm an zaten bir mutlu oldum ben yani. Bana kendisi söylemişti hani açtım diye. Ben de hemen baktım yani. Gerçekten çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir anda böyle mutlu edici şeyler olduğu zaman çok ama çok gerçekten içime bir nasıl desem bir mutluluk geliyor yani. O yüzden gerçekten çok mutlu oldum. Linkini de aşağıya açıklama kısmına koyuyorum. Ayrıca videoda da zaten yazdım adını yani. Oradan bakabilirsiniz. Bakarsanız, takip ederseniz çok sevinirim. Desteklerseniz çok sevinirim. Bir de bilenler bilir. Duyuru videom vardı benim sizden gelenler diye. Orada sizden gelen fotoğrafları video haline getirip yayınlayacaktım. Birincisini yapmıştım zaten. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Görmeyenler varsa hem duyuru videosunun linkini hem de sizden gelenlerin birinci videosunun linkini aşağıya açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Eğer daha fotoğraf atmak isteyenler varsa atabilirler. Benim yaptığım bir tasarımı yapacaksınız yani. Benim yaptığım bir tasarımı yapacaksınız ve fotoğrafını atacaksınız. Tabii ki bu sizin isteğinize kalmış. Yapmak isteyenler hala yapabilirler. 10 tane fotoğrafı geçtiği zaman yapmayı düşünüyorum bunu. Yani ikincisini. Umarım rağbet görür. Rağbet gördükçe zaten ben bunu yapmaya devam edeceğim. Fotoğraflarınızı bekliyorum. Bir de üzücü bir olay oldu biliyorsunuz. İstanbul'da terör saldırısı oldu. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Artık terör olayları istemiyoruz dememize rağmen hala terör olaylarını yaşıyoruz maalesef. Ben yani gerçekten bir şey diyemiyorum. Ben bıktım, yıldım. Ki birçok kişi de öyle, milletimiz de artık bıktı ve yıldı. Yani gereksiz böyle şeyler. Gerçekten hani insanların eline ne geçtiğini çok merak ediyorum. Bir insanı öldürerek, bir insan değil birden fazla insanı öldürerek insanların eline ne geçiyor hiç bilmiyorum. İnsanlar dünyanın başına gelmiş en büyük felaket diyebilirim. Yani insanların dünyaya verdiği zararı hayvanlar asla vermiyor. Artık bu terör olayları son bulsun, 2016'ya daha gireli bir ay bile olmadan böyle üzücü haberle karşılaşmak gerçekten çok kötü bir şey. Ve gidişat hiç iyi değil, ben bunu düşünüyorum. İnşallah bir an önce artık yani biter yani, bitsin yani. Bitsin istiyorum. Yani bitsin istiyoruz, hepimiz istiyoruz bitsin. Artık istemiyoruz terör. Olmasın. Doğuda olanları görüyoruz çünkü. Doğuda şu an bir sürü insan perişan yani. Artık bitsin terör, istemiyoruz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Şimdi videoma geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Rulokat kutusu, tabi siz başka kapta kullanabilirsiniz. Keçe kumaşları, kırtasiyelerde ve tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Silikon, maket bıçağı veya başka bir kesici alet, tahta kalemi, bunu kullanmak isteğe bağlı, makas. Kapağımda bir kesik açacağım. İstediğim yerden maket bıçağımla kesiği açacağım. Kesiğimi açtım. Maket bıçağıyla bir çizgi yaptıktan sonra makasla kestim. Bozuk parada boyutu en büyük olan 1 lira olduğundan ona göre yaptım kesiğimi. Kahverengi keçemle kaplama yapacağım.
Yani kedi tasviri olacak. Zaten anlamışsınızdır. Kapağını açıp kapatacağınız için keçenin kapak kısmına gelmemesi lazım. Bu yüzden kapağını çıkarmadan ayarlama yapılması gerekiyor. Bittiği yerden tahta kalemimle işaretliyorum. Tabii keçeli kalem varsa onunla da işaretleyebilirsiniz. Kumaşımı güzelce yapıştırdım ve şu kısmına kedi yüzü yapacağım. Gözlerden başlıyorum. Beyaz ve siyah keçemi kullanacağım gözler için. Göz bebeklerini bir uhu ile yapıştırıyorum. Böyle ufak ayrıntılar için silikona pek gerek kalmıyor. Şimdi kahverengi keçeyle kulaklarını yapacağım. Pembe keçeyle de kulak içini yapacağım. Gözlerini ve kulaklarını yapıştırdım. Ve son olarak ağız yapacağım. İsterseniz kapağını da kaplayabilirsiniz. Paranın tekrar içinden alınması için kapağı yapıştırmamanızı tavsiye ederim. Gayet sevimli oldu. İsterseniz başka hayvan figürleri de yapabilirsiniz. Minikler için çok eğlenceli bir kumbara olacağından eminim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoma yorum bırakmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca beni diğer sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Facebook ve Instagram'dayım biliyorsunuz. İkisinin de zaten yani hepsinin de işte linkleri aşağıda açıklama kısmında var ve videoya da zaten yazdım ne olduğunu. Oradan bakıp takip ederseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.